Merhaba arkadaşlar, Rengahenk'e hoş geldiniz. Bugün çok keyifli bir çalışma oldu. Farklı kalınlıkta iplerle, farklı sayılar kullanarak aynı boyutta veya daha büyük ya da küçük kırazlar nasıl yapılır onu çalıştık. Ve bu çalışma sonuçta şöyle anahtarlık yaptık. Şöyle çok sevimli kedi tasması hazırladık. Bütün detaylar videoda mevcut. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, kirazın yapılışına geçmeden önce malzeme hakkında kısacası bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Şurada ekranda uç ayır boyutta, uç ayır farklı iplerle yapılmış kirazlar görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların sayıları videonun devamında ben size hepsini vereceğim. Şöyle koton ipimiz var. En çok amigurumi'de kullandığımız koton ip %100 pamuk olan. Şurada süper perli var. İnce bir ip bu da. Bir de mersenize ip var. Şöyle çok ince olanlardan. Bir de içine dolgu yapmak için ilyaf kullanabilirsiniz, pamuk kullanabilirsiniz. Herhangi ip, aynı ipten de dolgu yapabilirsiniz. Bende de şöyle bir dolgu malzemesi var. Bunun da ne olduğunu size videonun devamında anlatacağım. Evet arkadaşlar, ilk başta şu koton ipten anlatayım size. Yapraklar bununla yaptım. Şu kırazlar da burada. Kırmızı renk ipim yoktu. Bordoya dönük bir renk var. Bunu 5 skin ile başladım ben. Öyle devam ettim. Bunu sayı olarak ben size yazılı bir şekilde vereceğim. Video sonunda ve resim olarak da toplum kısımda paylaşacağım. Bunu örmek için ben arkadaşlar uç numara tığı kullandım. 3 milimim tığı kullandım. Ve çap olarak arkadaşlar böyle 10 santim çevresinde şey yaptığında, bakın şöyle yuvarladığımızda buradan buraya 10 santimlik bir çapında kraz elde ediyoruz arkadaşlar. Ve yazlık mersize ipiyle şöyle 1,75 numaralı dantel tığıyla ördüğü vakit çapımız şöyle 9 santimlik çapında kraz elde ediyoruz ve burada 6 tane skine ile başlıyoruz arkadaşlar. Ve süper perle ile şu ip ile çapımız şöyle baktı vakit 9,5 santim. 9,5 santim çapında ki kırazı şöyle 7 skine ile başladık. Tığ numara yine 1,75 ile ördüm. Başlangıç sıraları sayıyorum. Zaten devam ettiğimizde video devamında yapılış sırasında siz beni daha iyi anlayacaksınız. Bu da buradan alt skine ile başladığımız yine süper perle ile yapmış olduğum kırazın çapı olarak da şöyle 8,5 santim arkadaşlar, böyle daha küçük. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz diye ben bunu ölçülere vermek istedim. Şimdi 8,5 santim çapında kiraz yapmak için şöyle işimizi başlıyoruz. Zaten bütün şeyleri, kirazların boyları şuradaki birinci sıradaki skine sayısından farklı olunca değişebiliyor. Bakın bir sihirli halka yaptım. Bir zincirle tutturdum onu. Sabitleştirdim. Bir skine yaptım. 2 3 4 5 6 6 tane skine yaptım arkadaşlar ve şu halkamızı şöyle sıklaştırdık. Birinci skinin içerisinden ilmek alıyorum ve şöyle sabitliyorum bunu kaydırma tekniğiyle. Şimdi bizim 6 tane skinimiz var burada. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batarak bir skine ve aynı noktaya bir kere daha batarak bir tane daha skine yapıyoruz. Her skinin içerisinden birer tane böyle
Bir kere aldık. 1 2. Her sık iğne de 2 kere batarak ikişer sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Ve sıra sonunda bizde 12 tane sık iğne elde etmiş oluyoruz. Böylece ne? Bakın şöyle sıra sonuna geldik. İkinci sırada 12 tane sık iğnemiz olacak. Şurada son yere de batayım. Ve şurada birinci başlangıçtaki sık iğneyi kaydırma tekniğiyle birleştirdim. İkinci sıramız tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Pardon. Aynı noktaya batacağız. 1. Şimdi hemen yandakini geçiyorum. Burada 1 2. Sıradakine 1, bir sonrakine 2. Yani bir tek, bir çift, bir tek çift yaparak bu sıra sonuna kadar bizde 18 tane sık iğne olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna geldim. Birinci yeri, birinci sık iğnenin içerisinden ilmek alıyorum. Bakın şu ortadaki ipimizi iyice sıklaştırdık. Şu ipimizi de yanına alarak ikisini birden geçiriyorum ve bunu artık çıkarıyorum. Buradaki şu, böylece sabitleştirmiş olduk bunu da iyice ne şöyle. Şimdi bir zincir çekiyorum, aynı gözneyi içerisine batarak bir sık iğne. Bundan sonra her gözneye birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz ve her sırada şöyle dönerek geldiğimizde buraya kaydırma tekniğiyle birleştirip bir zincir çıkıp çekip bir sonraki sıraya gidiyoruz. Böylece ne 4 sıra daha devam ediyoruz. Yani toplamda 18 sık iğne ile 5 sıra örmüş oluyoruz arkadaşlar. Bunu örelim. Evet arkadaşlar, ben 5 sıra tamamladım. Burada daha küçük yapmak isterseniz 4 sıra da böyle yapabilirsiniz. Bakın 1 2 3 pardon 1 2 3 4 5 sıra. Burada 6'lı, bu 12'li, sonra 18'li sıraydı. Buradan saydığı vakit 1 2 3 4 5. 5 sıra 18 sık iğnemize dönerek ördük. Ve şimdi burada ben bu sırada dolgu yapacağım. Çünkü sonrası biraz zor oluyor. Küçük bir dolgu şey için. Şu dolgu malzemeyi de size anlatayım. Ben burada ilyaf koyabilirsiniz. Dediğim gibi pamuk koyabilirsiniz. Ben neyle dolduruyorum? Şu pompom yaptığımız ya da püskül yaptığımız ip ları kesiyoruz, sonra onları güzelleştirmek için. Onlara da ben atmıyorum arkadaşlar. Bakın bu pomponlardan ve püsküllerden kalan malzememi böyle muhafaza ediyorum ve sonra şöyle dolgulu bir şeyler yaparken de onun içerisinde kullanıyorum arkadaşlardan. Evet arkadaşlar, dolgumuzu yaptık. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağız. Önce bir zincir çekip aynı sık iğnenin içerisinde bir sık iğne yapıyorum. Bir tek, bir çift olarak yapmıştık buradaki. Şimdi aynı şekilde bu sırada toparlayacağız. Şimdi bir sık iğne üzerine bir sık iğne, sıradakine 1 2 2 kanat alarak ucu birden topluyoruz. Yani 2 tane sık iğne birden yapmış oluyoruz. Eksiltmiş oluyoruz. Sıradaki sık iğneyi tam alıyoruz. Sonrakine 1, hemen diğerinde 2, şöyle pardon, şurada alıp sık iğne yapıyoruz. Sıradakine 1, sonra bakın şöyle göstereyim. Buradaki sık iğne şöyle bitin olarak almıyoruz. Bakın sadece bir kanat alıyoruz ve hemen diğer sık iğne var. Bakın burada, buradakinde de bir tanesini bırakıyoruz, bir tane alıyoruz ve bunun içerisinden ilmek alıp bir sık iğne örüyoruz. Bir tane örüyoruz, bir tane eksiltiyoruz. Burada sıradakini örüyoruz,
Sonrakini bir, bir de yan tarafında ikiyi alıp birden eksiltmiş oluyoruz. Şöyle bir kanat, bir kanat alıyoruz. Sıradakini tam örüyoruz. Sonra bakın şöyle bir kere daha net göstereyim. Şuradaki sıradaki bakın iğnede şöyle iki kanat var. Onu bir tanesini bırakıyoruz. Sadece bir tane alıyoruz. Tutuyoruz. Yandaki de bakın iğneden de bir kanat alacağız. Bir oradan da şöyle topladık. Şimdi sıra sonuna geldik. Sıra sonunda şimdi sıradaki iskinin içerisinden ilmek alıp böyle bunu kaydırma ile birleştiriyoruz ve hemen aynı yeri bir sonrakine yapalım. Böyle iskine yaptık. Şimdi burada iki tane birden yapmamız gerekiyor. Sıradakini bakın bir, hemen diğerini de aldık, topladık. Aynı şekilde buradan da bir, yandakini hemen alıp bütün sıra boyunca iki tane iki tane birden topluyoruz. Bunu isterseniz iğneyle de toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın sıra sonuna geldim burada da. Şimdi ben buradaki sırada bir kaydırma yapıp birleştiriyorum ve sihirli halka yaptığımızda da böyle açıklık kalıyor. Bunu nasıl kapatacağız onu göstereceğim size. İsterseniz burada iğneyle de geçirip yapabilirsiniz. Ben de böyle içinden alıp şöyle sıkıştırıyorum. Bir kere daha bu tarafından alacağım. Buradan bir yerden alıp şurada eğer bir portluk falan varsa onu da düzeltebilirsiniz. Bakın eliyle şekil verin. Buradan bir yerden şöyle alıp buradan içinden bir sıklaştırdım bunu. Şimdi herhangi bir yerden şöyle içinden geçirebiliriz. İpimizi kaybettireceğiz burada. Şöyle bir iki kere böyle yaptığı vakit ipi içinde bırakıyoruz ve böyle bir şey yapıyoruz. Bunu yuvarlıyoruz. Şöyle şekil veriyoruz. Bakın bununla. Şimdi bunlara yaprak yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sapımız biraz daha kalın olmasını istiyorsunuz eğer ki, o zaman ipimiz ince çünkü iki kat yapıyoruz önce. Şöyle ne kadar iki kat yapalım, şöyle biraz bol olsun diye 65 santim, buraya masayı koydum diye 65 santim falan oluyor, çektim şimdi biraz ip şey oldu, 65 santim 70 santime yakın bir ipi böyle ikiye katlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle yaptığında 65 santim oluyor. Masaya koyduğu vakit 65 santim. Şimdi bununla sap yapacağız. Şöyle önce ipimiz şey üst kısım, bakın buradan başlangıç kısım değil, bitiş noktamızdan şuradan bir yerden ipimizi geçiriyoruz. Şöyle geçirebiliriz. Sonra şu ipimi tığımı bırakıyorum. Biraz daha kalın olan 3 milimim tığ numaramı alıyorum ve buradan bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11
şey yapıyorum, zincir çekiyorum. Sonra bunu alıyorum, ince olan tığımı ve şuradaki kisa olan ipimizi şunu bırakıyorum ben burada. Sadece bununla devam edeceğim. Bakın sap böylece daha biraz tok oldu. Şimdi yaprak yapacağız. Bakın şurada bir zincir yaptık. Sonra bunu bırakıyorum. Bundan sayıyorum. Bir ya da buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektim. Ve birinci zincir bırakıp hemen yandakine geçiyorum. Bir tane sikine yapıyorum. Tığım üzerine ip aldım. Hem sıradaki zincirini bir kanattan çalışıyoruz. Bir tane tekli trabzan yaptım. Tekrar tığım üzerine ip aldım. Sıradaki, şöyle göstereyim. Sıradaki zincirin içerisinden ilmek alarak bir, iki, ikili trabzan yaptım. İki kere sarıyorum ve sıradaki zincirin içerisinden ilmek alıyorum. Bir, bir ve bir kere daha. Böylece iki iki tane alarak üç kez çalıştık. Böylece üçlü trabzan yapmış olduk. Tekrar tığım üzerine ip aldım. Sıradaki gözlükten önce iki ve sonra iki boşaltarak ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ip aldım. Bir tane tekli trabzan yapıyoruz sırada. Sıradaki zinciri sadece bir tane sikini yapıyoruz. Ve buradaki son kalmış olan zinciri şöyle batıyoruz. Ve sadece bir kaydırma yapıyoruz burada. Şimdi şunu böyle alıyorum. İpimi alttan bakın. Şuradan ipimi bu tarafa getirdim. Tekrar burada çalışacağız. Çünkü buradan ben bir tane zincir çekiyorum ve şuna karşılık olarak buradan bir bakın. Şurada sık iğne vardı. Orada tekrar başlangıçta şurada bir sık iğne yapıyorum. Sonra tekli trabzanımız var. Orada da karşılık olarak tekli trabzan yapıyorum. Sonra ikili trabzan var. Karşılık olarak aynı yere çalışıyoruz. Bakın. Aynısını karşılık olarak örüyoruz. Sonra iki kere sardım. Uçlu trabzan var. Karşısında tekrar uçlu trabzan gelecek. 2, 2 ve 2. Tığım üzerine bir kere aldım. Ve burada İkili trabzan karşılık olarak örüyoruz. Burada tek kanatta çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü yaprağın orta damarını yapacağız sonra ortasında. Tekrar burada tekli trabzanımızın karşısında tekli trabzan örüyoruz. Sonra sık iğne yapıyoruz burada. Ve en son bu ucunda bakın bir tane kaydırma yapıyoruz. Şöyle kaydırma yaptık. Bir zincir çekiyorum. Sıklaştırıyorum zincirimizi. Ve şöyle bir yaprağımız var. Şimdi bu ipimizi aşağı alacağız. Şöyle tutacağız. Ve buradaki ilk gözlükten ilmek alacağız yukarıya. Ve kaydırma yapacağız. Biraz çekiyoruz. Şeyi bollaştırıyoruz. Sıradaki bakın şurada zaten göreceksiniz. Burada daha böyle çekerek göstereyim. Şuradaki gözlükler var iplerin arasında. Burada çalışıyoruz arkadaşlar. Buradan da tekrar sıradaki her gözlüğe birer kere batarak sıra sonuna kadar geleceğiz böyle. Bakın. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bakın bu son şey. Sonra burada zincir vardı bir tane çekmiştik. Onu şurada aşağısından ilmek alıp şöyle kaydırma yapıyoruz. Ve bundan sonra burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincir tekrar çektik ve birincisini bırakıp ikincisinden önce
bir skinny, sonra bir tek litre absan, sıradakini 2 litre absan, sonra 3 litre absan, sırada 2 litre absan, sırada tek litre absan ve bir tane skinny. Burada sabitleştiriyoruz. Tekrar bu taraftaki, bakın şunları bu tarafa alıp diğer yarısına yapıyoruz. İpimizi alttan bu tarafa aldık. Bir zincir çektik ve burada bir skinny ile başladık arkadaşlar. Bir skinny, tek litre absan, 2 litre absan, 3 litre absan, tekrar 2 litre absan, tek litre absan, skinny, bir kaydırma, bir zincir ve hemen buradan bir tane alttan şey yapıp ipliği alıp kaydırma zincir yapıyoruz arkadaşlar. Buradan ortasında şöyle göstereyim. Zincir şey ipimiz altta, tığımız yukarıda, tam ortadaki yerlerden, bakın şu buradan ipimi, tığıma alttan ip çekiyorum, bunu içinden geçiriyorum, alttan ip çekiyorum, buradan geçiriyorum ve böylece sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bakın en son olarak da buradaki yeri geçirdim ve bitti. Şimdi burada bizim karar vermesi gerekiyor. Biz bunu ne için kullanacağız? Sus olarak kullanacaksak eğer ki orada bizim yapraktan sonra sapı ihtiyacı var mı yok mu diye. Şimdi ben bunu anahtarlık olarak kullanmaya düşünüyorum. Şurada anahtar halkasına takmak için şurada bir küçük zincir yapacağım buna. Onun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapalım burada tekrar. Ondan sonra tekrar bakın şuraya getirdim ve birleştirdim. Şuradan. Bakın böyle tutma şeysini yaptık. Şimdi burada ikinci kiraz için ikinci sap yapacağız. Onun için ne yapıyoruz? Şu tığımı bırakıyorum burada ve tekrar 3 milimim tığ kullanıyorum. Ve ne yapıyorum burada şimdi? Şunu, bu kalan ipimiz vardı burada. Onu da alıyorum ve zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir. Bakın burada. Burada 11 çekmiştik. Burada 10 var. İsterseniz aynısı da yapabilirsiniz. İsterseniz bir üstte bir altta gelsin diye bir zincir fark bırakabilirsiniz. Şimdi ben bunu şöyle ortasından şuradan alıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Bir kere daha bunu sabitleyelim. Burada. Şimdi ben ipimi keseceğim burada da. Diğer ipimi de. Bakın biraz fazla bile oldu. Şu ipimi de alıp burada bir sabitliyoruz. Bakın şöyle.
Şimdi bu ipleri içine alacağım ben buradan. Şöyle yaptım. Şimdi buradan bir yerden alıp aynı yerden almamız gerekiyor. Çünkü farklı bir renk var. Bakın buraya çıkarmıştım. Yine aynı yere geldim. Farklı ip olduğu için renk öyle şey yaparsak görünecek. O nedenle onlara kaybettirmek için içeriye alacağız aslında. Daha doğrusu biz onlara böyle aynı yerden içeriye alalım. Zaten yukarıda bir kere onları sıklaştırdık buraya. Onlar artık çözülmez. Şöyle buradan da bunu içeriye alalım. Tamam. Hepsini kaybettirdik içeride. Bakın şöyle bir ters oldu buraya. Bu bizim anahtarlık oldu. Bakın burada ben çift ip yaptım. Buradaki kırazda da tek şey vardı. İp vardı. Şu sapladı. İsteyen tek de yapabilir. İkisini buraya koyayım da size bir fikir olsun. Bakın hangisi gözünüze hitap ederse ondan yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bunu ben nasıl geçireceğim buraya? Onu da göstereyim. İsterseniz zincirli şeyler var. Onları da takabilirsiniz. İsterseniz farklı kancayla da takabilirsiniz. Ben bunu takmak istiyorum. Şuradan açtım. Şu şeyden geçirdim içeri. Alayım. Bakın anahtarlığımız oldu. Şimdi arkadaşlar tasma yapacağız. Tasmada ne farklı gerek? Bunu yaparken şu zincirimizi yapmayacağız. Şu yukarıdaki zincir yapacağı yerine buradan direkt olarak şu diğer ipi de alıp aşağı geleceğiz. Evet arkadaşlar, tasma için olan da buradan buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çektim. 8 zincirden sonra şuradaki ipimi bırakıyorum ben. Yaprak yapmak için buradan sonra devam edeceğim ve diğer biraz önce gösterdiğim gibi yaprak yapacağım arkadaşlar. Ve ikinci yaprağı da yaptım arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim gibi bakın son yerdeyim. Şimdi buradaki son zincirin içerisinden batıyorum ve hep iki ipliydi. Şu iki ipliği de birden alıyorum. Buradaki tığımı bırakıyorum ve buradan tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirden sonra bunu buraya monte edeceğim. Buradan bakın şey yapmadım. Şuradaki kısmını yapmadım. Burada da monte edeceğiz çünkü. Evet arkadaşlar, tasma için şöyle bebe ipim var bende. Onu kullanacağım. Şöyle bir aparat var, kancalı. Olmayan arkadaşlar da düz zincir çekip üzerine aynı yöntemle örebilirler. Sonra da isterseniz şöyle çıt çıtlarda kullanabilirsiniz ya da bittikten sonra uzun ceni bir zincir çekip böyle bağlama kurdele gibi bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunun üzerinden başlayacağım arkadaşlar ve 3 milimim tığım var. Şöyle ipimi aldım. Şuradan geçiriyorum ve her ikisini de birden alıyorum. Ve sıradan tekrar aynı şekilde skine yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 birincisi yapmıştık burada. Sayalım. 1 2 3 Pardon, buradan baktığı vakit 1 2 3 tane oldu. 4 5
6 7 8 9 9 tane yeterli arkadaşlar. Şöyle döndürüyorum sıramı. Birinci gözlekten ilmek alıyorum. Ve burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle skine yaparak birinci sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şöyle geniş bir tasma olacak. Sıramı döndürüyorum. Tekrar buradan skine yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9